Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çiçekler de ölür. Bölüm 3. Engin önündeki dosyayı alarak birkaç masa ötede duran Bahar'ın masasına ilerledi. Dosyayı masanın üzerine bırakıp bakışlarını Bahar'ın üzerinde tuttu. Bahar önüne gelen dosyayla başını kaldırarak kimin geldiğine baktı. "Ne bu?" diye sordu dosyayı incelerken. İş adamının biri kızın birine tecavüz etmiş. Ama adam ünlü bir iş adamı olduğu için kesinlikle yayımlanmayacak bir haber. Sen ne yapacağını bilirsin. Bahar dudaklarını büzüp başını olumlu anlamda salladı. O ne yapacağını bilirdi. Bahar dosyayı kapatıp çantasını attı. Onunla akşam ilgilenecekti. Hadi kalk yemeğe gidelim. Bahar başını sallayıp oturduğu yerden kalktı. Çantasını alıp Engin'in peşine takıldı. Ne yemek istersin? Engin Bahar'a sorunca Bahar duraksadı. Makarna yiyelim mi Engin? Şu ileride bir İtalyan restoran açılmış. Sinan da gitmiş. Bir ballandıra ballandıra anlattı. Anlatamam. Engin başını tamam der gibi salladı. Gidelim tabii. Sude de gelecek. Ona haber vereyim ben. Bahar başını sallamakla yetinip gelen asansöre attı kendini. Bu işi seviyordu. Gazeteci olmak en büyük hayallerinden biriydi ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde iyi bir ortalamayla mezun olmuştu. Başka hayalleri de vardı. Yurt dışına çıkıp iyi bir yüksek lisans yapmak gibi. Ama son yılda yaşadığı o amansız olay nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Çünkü gerçekten ilk defa korkmaya başlamıştı. Birinin ona zarar verebilecek olma korkusu onu yiyip bitiriyordu adeta. Abisi ve babasından öğrendiği bir şey varsa o da hiç şüphesiz kimseden korkmamasıydı. Ama insanların yaşadığı olaylar onlara derin yaralar bırakabilir. Üzerinden asla atamayacağı bir korkuya da sebep olabilirdi. Bahar bunun en güzel kanıtlarından biriydi. Ne düşünüyorsun? Bahar duyduğu sesle bakışlarını arkadaşına çevirdi. Hiç. Engin kısa bir bakış atarak duran asansörden çıktı. İnanmamıştı. Bahar'ın bir şeyler sakladığının pekala farkındaydı o da. Ama herkesin bir sırrı vardı bu hayatta. Öğrenmek için onu zorlayacak değildi. Zamanı geldiğinde elbet anlatırdı. Restorana gidene kadar havadan sudan konuşup durdular. Mekana girdiklerinde Bahar etrafını incelemekten kendini alamadı. Her insan gibi ilk defa girdiği bu ortamı inceledi. Mekanın bir tarafı akvaryumla çevriliydi. Bu tarz dekorlara genellikle balık restoranlarında rastlasa da buraya da ayrı bir hava katmıştı. Mavinin ağırlıklı olduğu restoranın içini yuvarlak masalar dolduruyordu. Üzerlerindeki kar beyaz örtüler mekana güzel bir hava katmıştı. Diğer taraf denize çıkıyordu. Bahar restoranı beğeniyle süzerken Engin denize yakın bir masaya ilerletmişti onu. Deniz huzurdu. Deniz mutluluktu. Bahar, deniz olmadan yaşayamayacağının bilincinde oturdu en dip köşeye. Sude gelene kadar beklediler sipariş vermeyi. Sude de çok geçmeden restoranın kapısında belirmişti. Engin elini kaldırarak yerini belli etti. Sude yanlarına gelirken onu süzmeden edemedi Bahar. Beyaz, paçaları nakışlı, dar bir pantolon ve mavi, kısa kollu bir gömlek giymişti. Restorana ne kadar uyumuştu öyle? Saçlarını salık bırakmıştı. Yaklaştıkça yüzünde hiç makyajın olmadığını, sadece rimeller zaten uzun olan kirpiklerini daha da belirginleştirmişti. Zaten neden makyaj yapsın ki? İhtiyacı mı vardı sanki? Hoş geldin Sude. Restorana ne kadar uydun öyle? Demeden geçemedi kalkıp birbirlerini öperken.
Suudi küçük bir kahkaha atıp başını salladı. Ben de ilk girdiğimde aynı şeyleri düşündüm. Bahar bu düşüncenin sadece kendi aklından geçmemiş olmasına gülümserken yerine tekrar oturdu. Dakikalar sonra yanlarına gelen garson ile siparişlerini vermiş, yemeklerini eğlenerek yemişlerdi. Rumet önünde duran dosyayı incelerken neden 3 yıl önceki cinayeti ona itelediklerini sorguluyordu. Koskoca emniyette benden başka enayi bulamadılar herhalde diye geçirdi içinden. Daha aldığı terfinin kutlamasını bile yapamadan aldığı bu cinayet soruşturması onu ciddi anlamda germişti. Üstüne üstlük o kadar zamandır bulunmayan faili o nasıl bulacaktı acaba? Dosyayı kapatıp yerinden kalktı. Devriye çıkması gerekiyordu. Telsizini ve silahını alıp odasından çıktı. Kiminle devriye çıkacağını söylemişlerdi fakat tanımadığı için etrafına bakmakla yetindi. Yanına gelen bir memur ile bakışları ona döndü. Araç hazır başkomiserim, sizi bekliyoruz. Rumet başını sallayarak önündeki memuru takip etti. Aracın önüne geldiklerinde Rumet öne yerleşti. Arka koltukta iki memur daha vardı. Biri kadın, biri erkekti. Hoş geldiniz başkomiserim. Yeni işiniz hayırlı olsun. Ben Reyhan. Diyerek kendini ilk tanıtan kadın memurdu. Rumet memnun olduğunu söylemeden bir diğeri lafa atladı. Ben de Hakan başkomiserim. Hayırlı olsun tekrar. Derken hemen yanında şoför koltuğundaki memur da konuştu. Ben de Yavuz başkomiserim. Artık bu ekiptesiniz. Kurtuluşunuz yok bizden. Diye hafif dalgayla karışık konuşmuştu. Rumet gülümseyip cevap verdi. Memnun oldum gençler. Sizin olmaktan mutluyum. Beni biliyorsunuz zaten, Rumet. Hepsi olumlu bir şeyler mırıldanırken Yavuz arabayı çalıştırarak devriyenin başlamasını sağlamıştı. Sabaha karşı biten devriyede iki kapkaççı yakalamışlar, bir sokak kavgasının içine düşmüş ve onları ayırmışlardı. Onun dışında herhangi bir vukuat yoktu ortalıkta. Sabaha doğru eve geldiğinde yorgunluğunu atmak için bir duş aldı. Aynanın önünde saçlarını kuruturken aklına gelen yüzle başını salladı. Aynanın karşısından ayrılıp altına siyah eşofmanını ve üzerine beyaz tişörtünü giydi. Temiz hava almak kesinlikle ona iyi gelecekti. Uykusunun açılmasını umarak ayakkabılarını giydi ve evinin kapısını açarak dairesinden çıktı. Bakışları karşı dairenin kapısını bulurken onun da çıkmasını ümit etti. Neden bilmiyordu ama onu görmek istemişti. İçindeki bu dürtüye engel olmazken merdivenlere yönelmişti ki kapı sesiyle bakışları tekrar aynı yere döndü. Bahar karşısında durmuştu. Siyah bir tayt ve mor askılı bir tişört giymişti. Spor yapacağı çok barizdi. Bahar'ı izlemeye devam ederken Bahar onu fark etmemişti daha. Kapısını kapatıp merdivenlere dönünce görmüştü. Bahar bir an duraksasa da hemen kendine gelip kısa bir an onu süzmüştü. Spora mı yine diye sormadan kendini alamadı Bahar. Evet, sen de galiba. Rumet bakışlarını Bahar'ın gözlerine sabitlemiş, söyleyecek sözü bekliyordu. Evet diye cevap verip merdivenlere yöneldi Bahar. Rumet yer vererek onun geçmesini izledi. Ardından o da peşine düştü. Beraber gittikleri parkta Bahar yine her geldiğinde yaptığı şeyi yaparak bakışlarını gökyüzüne dikip derin derin havayı içine solumuştu. Rumet ise onu izlemeyi seçmişti. Beraber koşalım. Rumet'in sorusuyla Bahar gökyüzüne çevirdiği bakışlarını Rumet'e döndürdü. Olur. Bahar'ın cevabına gülümsedi Rumet. Yarışalım mı? Bahar'ın sorusuyla duraksamadan edemedi Rumet. Böyle bir teklifi kesinlikle beklemiyordu. Sen istiyorsan neden olmasın? Bahar yüzünde kocaman bir gülümseme sunarken konuştu. Üç deyince. Rumet Bahar'ın gülüşüne dalmışken söylediği sözle bakışları tekrar gözlerine döndü. Hı? Diye bir nida koptu dudaklarından ama Bahar onu umursamadan üç deyip koşmaya başlayınca ne dediğini idrak etmişti. Kendini toparlayıp hızla peşine düşerken yüzünde silemediği bir gülümseme vardı. Ben kazandım derken yüzü gülüyordu Bahar'ın. Uzun zamandır bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu. Hile yaptın. Bahar omuzlarını silkip son basamağı da çıktı. Yemeseydin sen de kardeşim
dedi Bahar bakışlarını gözlerine dikerek. Hürmet'in önde gittiğini görünce ayağını burktuğunu söyleyerek onu hem endişelendirmiş hem de kazanmıştı. Bir şey oldu sandım sana kızım. Sen de bunu kullandın. Aman ne abarttın çocuk gibi. Bir dahakine sen kazanırsın, olur biter. Hürmet duyduğu sözlerle gülümsedi. Bir daha yapacağız yani. Bahar omuz silkip anahtarıyla kapısını açtı. Neden yapmayalım? Yarın tekrarlıyoruz o zaman. Bahar Hürmet'in neden bu kadar ısrarcı olduğuna anlam verememişti. Yarını bilmem ama yaparız. Neyse hadi git duş al, terin kuruyacak, hasta olacaksın. Hürmet Bahar'ın sözlerine karşılık güldü. Bana diyene bak. Hürmet de kapısını açarak içeri girdi ve bakışlarını tekrar Bahar'a çevirdi. Görüşürüz o zaman. Hürmet'in sorusuyla güldü Bahar. Görüşürüz dedikten sonra kapıyı kapattı. Kapının önünde sırtını kapıya dayayıp derin derin nefesler aldı. Adam resmen onunla zaman geçirmek için fırsat kolluyordu. Bahar bunun farkındaydı. Nedensizce o da onunla zaman geçirmek istiyordu ama... Amaları vardı işte. Yaslandığı kapıdan geri çekilip banyoya ilerledi. Kısa bir duşun ardından odasına geçti. Kıyafetlerini ayarlarken bakışları masanın yanında duran çantasına değdi. Dün Engin'den aldığı dosyayı incelemeye fırsatı olmamıştı. Kıyafetlerini es geçip çantasına ilerledi. Dosyayı alıp yatağına oturdu. Dosyayı incelemeye başladı. Ünlü iş adamı Çetin Altun, 21 Nisan gecesinde bir otel odasında 18 yaşındaki AÇ'ye tecavüz ettiği öğrenildi. Ayrıca AÇ'nin ailesini tehdit ederek susturduğu öğrenilen bilgiler arasında. Ailesiyle tehdit edilen AÇ intihar edince ailesi artık susmayacaklarını belirtti. AÇ'nin ailesi perişan halde Çetin Altuğ savcılığa şikayet etseler de ellerinde delil olmadığı gerekçesiyle elleri boş bir şekilde döndüler savcılıktan. O güne ait kamera kayıtları bulunmayan otelin sahibini, olay günü otelde çalışan personelleri sorguya alan emniyet güçleri hiçbir sonuç elde edemedi. Dosya açılmamak üzere kapatıldı. Bahar okudukça dişlerini sıkmış, ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Yataktan kalkıp masanın üzerindeki laptopunu aldı ve tekrar yatağına oturdu. Oldukça yüksek takipçisi olduğu bloğuna girerek haberi olduğu gibi yazdı. Altına ise imzasını attı. Çiçekler ölmez. Bahar üzerine giydiği açık mavi, dar kesim pantolonun üzerine bej rengi ve yaka bir tişört giyip tişörtün eteklerini pantolonun içine sıkıştırdı. Uzun saçlarını tepeden sımsıkı bağladı. Yüzüne renk getirmek adına biraz makyaj yaptı. Yaklaşık bir saat önce yayımladığı haberi aklının en ücra köşelerine göndermişti. Zira kafayı yemesi an meselesiydi. Odasından çıkarak direkt dış kapısına yöneldi. Çantasını aldı ve beyaz spor ayakkabılarını ayağına geçirerek hızla evinden çıktı. Merdivenleri ayakkabılarının verdiği rahatlıkla hızlı hızlı inerek sokağa çıktı ve arabasına ilerledi. Arabasına binip arabasını iş yerine yönlendirdi. Arabanın içinde sessizce çalan şarkıya eşlik ediyorken çalan telefonuyla eli yan taraftaki yolcu koltuğuna attığı çantasına gitti. Telefonu zorlukla çıkaracakken telefon yere düştü. Kısık sesle bir küfür savurup almaya çalışırken duyduğu sesle ani bir fren yaptı. Bakışları camdan dışarıya döndü korkuyla. Bir arabaya çarpmıştı. Telefonu boş verip hızla arabadan çıktı. Arabadaki hasara bakmak için öne doğru ilerlerken diğer arabadan çıkan adam dikkatini çekmemişti. Kendi arabasının kaputu çizilirken diğer arabanın ışıkları paramparça olmuştu. Sen ne yaptığını sanıyorsun kadın? Bahar kulaklarını dolduran sinir dolu sesle başını kaldırdı. Adamın biri sinirle ona bakıyordu. Bilerek olmadı, kusura bakmayın. Maliyetin ne? Bahar'ın sözünü adam kesmişti. Tabii sen ödeyeceksin. Bir de ben mi ödeyeceğim? Kadın başına bir de kalkıp araba kullanıyorsun. Bu kadınların trafikten hemen alınması lazım. Bak gör bakalım kazalar nasıl azalıyor.
Adamın lafını kesmiş olması yetmezmiş gibi takındığı üslup sinirlerini gererken dişleriniz kara konuştu. Kusura bakmayın dedik ya, ödeyeceğim de daha neyin kavgasını ediyorsun? Bahar sinirlerine hakim olamazken adam ona yaklaşarak konuştu. Hem suçlu hem güçlüsün bakıyorum diyerek Bahar'ın kolunu tutmaya kalkınca Bahar hırsla adamı itti. Bizi trafikten alarak zaman harcayacaklarına senin gibi öküzleri hayvanat bahçesine atmaları lazım diye bağırdı sinirle. Etraftaki insanlar çoğaldıkça çoğalıyordu. Sanki tiyatro oynuyordu. Senin o dilini keser köpeklere yem ederim lan. Orospu kadın. Bahar daha fazla kendini tutamayarak sinirli adamın münasip yerine tekme attı. Sen kimsin lan hayvan herif? Seni şuracıkta öldürürüm diye bağırdı. Adam dizlerinin üzerine çökerken dizini suratına geçirdi bu sefer. Adam olsan zaten bir kadınla nasıl konuşacağını bilirsin. Bahar hırsını alamazken bir tarafından kolu tutulunca dengesini kaybedip sendeledi. Hızla başını kaldırıp kolunu tutan kişiye bakışlarını çevirdi. Tanımadığı bir adam kolunu tutmuş, sakinleştirmeye çalışıyordu onu. "Bırak beni!" diyerek kolunu çekti hızla. Etrafına kısa bir bakış atmaktan kendini alamadı. Bir sürü insan onlara bakarken kimisi ellerindeki son model telefonlarla onları çekiyordu. O kendini hala sakinleştirememişken suratına yediği sert darbeyle gözleri karardı. Bir süre kendine gelemedi. Kendine yavaş yavaş gelince kimin vurduğuna baktı. O herif vurmuştu. İki adam tarafından tutulan adam bakarken gözlerini yumdu. Tam ilerleyip haddini bildirecekken duyduğu siren sesiyle durmak zorunda kaldı. Bahar bakışlarını karşısında duran adamdan çekemiyordu bir türlü. Babasına haber vereceğini söyleyen babasının yakın devresi Haluk amcası otururken kendine ettiği küfürlerin hesabı yoktu. Haluk amca bana öyle bakma diye çıkıştı en son Bahar. Nasıl bakayım Bahar? Bu kaçıncı vukuatın? Babandan gizleyeceğim diye alnım çatılıyor. Bahar öne doğru eğilip sinirle konuştu. Adamın bana ettiği hakaretleri duysaydın benden önce sen onu döverdin. Hatta dövmezdin, direkt gömerdin. Haluk amir yüzünü süzerken Bahar yerinden sıkıntıyla hareket etti. Adamın attığı yumruk sol gözümde kocaman bir morluğa neden olmuştu. Abini ne yapacağız peki? Onu söyle bana. Bahar omzunu silkti. Bünyesi alışık onun. O adamı öldürecek. Bahar adamın söylediğine gülmeden edememişti. Görüntüyle açılan kapıyla ikisinin bakışları da kapıya dönmüştü. Berzan sinir gibi bir şekilde odaya girerken Bahar Haluk amirin itan çomağı hazırla dediğini duymuştu. Gülmemek için kendini zorlasa da yüzünden belli oluyordu. Berzan kaşları çatık bir şekilde Bahar'ın yüzünü süzüyordu. Bir süre sonra sinirle konuştu. Hangi puş yaptı lan bunu diye adeta kükredi. İçeri aldık merak etme diye konuştu Haluk amir. Başlarım böyle işe diyerek hızla Bahar'a yaklaştı Berzan. Bahar'ın yüzünü ellerin arasına alıp kaşları çatık bir şekilde yüzünü derinlemesine inceledi. Bir süre sonra Bahar'ı kendine çekip sımsıkı sarıldı. Uzun süre ondan ayrılmadı. Bahar gülümsemeden edemedi. Kendini abisi, ikizi ve özellikle babası tarafından hep şanslı hissetmişti. Berzan ondan ayrılıp hızla kapıya yönelirken Haluk amir ve Bahar da peşine düşmüştü. O pezevengi öldüreceğim. Puşt oğlu puşt. O kim lan benim kardeşime el kaldırıyor? Berzan emniyetin koridorunu sesiyle inletiyordu. Peşine takılan Bahar ve Haluk amir ne yapacaklarını şaşırmış bir halde ilerliyorlardı. Abi o kadar bir şeyim yok abartma. Berzan sinirle kardeşine dönüp bağırarak konuştu. Aynaya baktın mı ulan? Bahar yutkunarak başını iki yana sallamaktan başka bir şey yapamadı. Çünkü bakmamıştı. Berzan cevap vermeyip nezarete ilerlemeye devam etti. Bahar bakışlarını yanında duran adama çevirdi. Haluk amir başını iki yana sallayıp bir şey yapmayacağını belirtti. Bahar derin bir nefes alıp onu izleyen gözlerden habersiz abisinin peşine düştü. Rumet emniyetin koridorlarını inleten sesle odasından çıkıp ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kapının önünde dururken biraz ileride hızla ilerleyen Berzan'ı ve ardından Bahar'ı ve Haluk amiri görmüştü. Kaşları çatılırken biraz ileride duran Yavuz'u görünce ona doğru ilerledi. Sorun ne? Yavuz bakışlarını giden Berzanlardan çekip yeni başkomiserine döndü.
Bahar, Berzan komiserin kız kardeşi. Bir kavgaya karışmış trafikte. Berzan komiserim de adamı dövmeye gidiyor. Rümet'in çatık olan kaşları daha da çatılabilirmiş gibi çatılmıştı. Bir şey söylemeden hızla Bahar'ın gittiği tarafa ilerledi. Nezarete geldiğinde bir grup kalabalığın kapının önünde dikildiğini gördü. Kalabalığa kısa bir bakış atıp konuştu. ''İşiniz gücünüz yok mu sizin?'' diye bağırdı. Memurlar birer ikişer oradan ayrılırken nezarette neler olduğunu daha net görmeye başlamıştı. Berzan bir adamı, deyim yerindeyse, eşek sudan gelinceye kadar dövüyordu. Bahar ise abisine karışmak yerine sadece izliyordu. Yüzünü göremese de onun olduğunu bilincindeydi. ''Ulan puşt oğlu puşt, sen kimsin de benim kardeşime el kaldırıyorsun?'' Berzan nezareti inletiyordu adeta. Berzan'ın sözleriyle birkaç adım ilerisinde duran Bahar'ın kolundan tutarak kendine çevirdi. Berzan'ın sözleriyle birkaç adım ilerisinde duran adam Bahar'ın kolundan tutarak kendine çevirdi. Bahar arkasına dönerken Rümet bu görüntüyü hiç beklemiyordu. Sol gözü morarmıştı. Hem de çok kötü bir şekilde. Rümet dişlerini farkında olmadan sıkarken Bahar hızla kolunu çekmişti. Rümet bu ani tepkiye alışık olduğu için bir şey söylemedi. Bakışları tekrar Berzan olduğu tarafa döndü. Berzan'ın dayağıyla adamın yüzü kanlar içindeydi ve hiç görünmüyordu. İçindeki o adamı dövme arzusunu bastırmaya çalıştı. ''Bu adam mı yaptı bunu?'' Dişlerin arasında sorduğu soruyla Bahar'ın bakışları adama döndü. ''Evet, gerçi ben daha beterini yaptım ama abim üstüne tüy dikti.'' diye homurdandı. Rümet bu dediğinden bir şey anlamasa da sinirle sordu. ''Neden izin verdin?'' Bahar anlamaz gözlerle yüzüne bakınca devam etti. ''Neden sana zarar vermesine izin verdin?'' Bahar kaşlarını çatarak cevap verdi. ''Ben neden izin vereyim?'' Adamın biri aykırken vurdu. Yoksa o hayatta elini süremezdi bana. Bahar, yürü gidiyoruz. Berzan'ın sert sesiyle ikisinin de bakışları Berzan'a dönmüştü. Bahar'ın bakışları ondan çevrilip yerde kanlar içinde baygın adama dönünce Rümet de bakışlarını oraya çevirdi. O ne olacak? Bahar'ın sorusuna Berzan sinirle konuştu. O orada öyle kalacak. Bahar şoför koltuğunda sinirli bir şekilde oturan abisine bakarken korkmadan edemedi. Parmak boğumları direksiyon sıkmaktan sapsarı kesilmişti. Abisinin sinirinin kendisine olmadığının farkındaydı. Ama bu korkmasına engel olamıyordu. Sessiz geçen araba yolculuğunu Bahar'ın çalan telefonu bozmuştu. Bahar çantasından telefonunu çıkarıp arayan kişiye baktı. Berzan da kısa bir bakış atmayı ihmal etmemişti. İkizinin aradığını gördüğünde meşgule attı. Önemli bir şey olacağını hiç düşünmüyordu. Telefon tekrar çalınca yine meşgule atacakken Berzan konuştu. ''Aç şunu.'' Bahar başını usulca sallayıp telefonu açtı. ''Efendim, niye açmıyorsun kızım sen bu telefonu?'' Bahar bakışlarını camdan dışarı çevirdi. ''Önemli bir şey olmadığını düşündüğüm için.'' Çok kısa bir süre Sinan sessiz kaldı. Daha sonra homurdanarak konuştu. ''İyi halt ettin. Her yerde senin video kayıtların dönüyor. İnternet çalkalanıyor. En kötüsü ne biliyor musun canımın yarısı?'' Bahar cevap vermeden bekledi. Korktuğu başına gelmişti. Babam da gördü. Şu an halam onu zor tutuyor. Bahar eliyle alnını kaşıyıp kaşlarını çattı. ''Dedem gördü mü?'' ''Henüz görmedi. Görmemesi için bayağı bir çaba sarf ediyoruz.'' diye sitem etti. ''Ver o telefonu bana.'' Bahar telefonun diğer ucunda babasının sinirli sesiyle dudaklarını dişlerinin arasına aldı. Saniyeler sonra telefonda babasının şefkat dolu sesi doldurdu kulağını. ''Baharım, çiçeğim, sen iyi misin? O puş sana zarar verdi mi?'' Babasının konuşurken titreyen sesiyle titrek bir nefes aldı. ''Yok babacığım, ben iyiyim, sen merak etme. Hem abim o adamı çok fena dövdü.'' derken bakışları abisine döndü. Berzan'ın dudakları kıvrılır gibi oldu. Fakat saniyeler sonra kaşları tekrar çatıldı. ''Hala sinirim geçmedi ama.'' Bahar gözlerini devirip babasına döndü. ''Duydun mu? Nerede o it? Bir de ben alayım ifadesini.'' Bahar tekrar gözlerini devirmek istese de kendini tuttu. ''Bu üç erkek iyiydi, hoştu ama çok korumacıydılar yahu.''
Abim halletti diyorum baba. Hem adam en son bayılmıştı, şimdi hastanededir. İyi, aferin benim oğluma. Akşam buradasın, tamam mı? Seni de bir sorgun alalım bakalım. Tamam, gelirim. Rumet ambulansın içine alınan adamın yüzüne bakarken yumruklarını sıkıyordu. Yalnız bayağı iyiydi bu. Duyduğu sesle bakışları biraz ileride duran iki memura döndü. Berzan komiserim, kardeşin iyi etmiş. Baksana adam yerden kalkamadı. Rumet konuşulan kişinin Bahar olduğunu anladığı an hızla iki memurun yanına gitti. Ellerindeki telefonu alıp ne izlediklerine bakarken kaşları çatılmıştı bile. Komşu kızı ve o adamın kavgalarını videoya çekip internete atmışlardı. Rumet videoyu başa alıp izlemeye başladı. Kadın başına bir de kalkıp araba kullanıyorsun. Bu kadınların trafikten hemen alınması lazım. Bak gör bakalım kazalar nasıl azalıyor. Adamın sarf ettiği bu sözlerle başlayan videonun devamında Bahar'ın sinirlendiğini seçebiliyordu Rumet. Kusura bakmayın dedik ya, ödeyeceğim de daha neyin kavgasını ediyorsun? Bahar'ın sinirli sesi adamın umurunda olmamış, devam etmişti laflarına. Hem suçlusun hem güçlüsün bakıyorum da. Rumet çatık kaşlarla Bahar'ın cevabını beklemeye başladı. Bizi trafikten alarak zaman harcayacaklarına senin gibi öküzleri hayvanat bahçesine atmaları lazım. Rumet'in dudakları kıvrılırken onu izleyen iki memurdan habersizdi. Senin o dilini keser, köpeklere yeme derim lan, orospu kadın. Adamın bu sözleriyle Rumet'in kaşları çatılırken, Bahar'ın adamın hayalarına attığı tekmeyle gözleri şaşkınlıkla açıldı. Bunu beklemiyordu işte. Sen kimsin lan hayvan herif? Seni şuracıkta öldürürüm dedikten sonra dizini adamın suratına geçirmesiyle yüzündeki gülümseme büyüdü. İşte benim kızım diye mırıldandı kendi kendine. Adam olsan zaten bir kadınla nasıl konuşacağını bilirsin diye adama tekrar saldıracağının sinyallerini verse de Bahar'ı arkada adamın birinin onu tutmasıyla bu girişimi yarıda kalmıştı. Bahar adamın elinde debelenirken diğer adamın yumruğuyla sarsıldığını gördü Rumet. İçinden bir şeylerin aktığını hissetti. Şimdi o adam burada olacaktı. Bir karış suda onu öldüreceğinden emindi. Bahar kendine geldiğinde adam ilerleyecekken siren sesleri doldurdu caddeyi. Video da burada bitiyordu zaten. Rumet telefonu memura verip odasına ilerledi. Yüzünde çarpık bir gülümseme, içinde nedenini bilmediği bir gurur vardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.